olarak belirlendi. Girişi Bodrum Kitap Günleri'nde kitap severlerle Türkiye'nin dört bir yanından gelen yazarları, şairleri ve yayıncıları bir araya getireceğiz. Kitap Günleri yaklaşık 40 yayın evi ve ülkemizin çok sevdiği birçok kıymetli yazarın katılımıyla gerçekleşecek ve aynı zamanda paneller, yazar söyleşileri, imza günleri, konser, okuma tiyatrosu ve çocuk atölyeleriyle çeşitli etkinliklere de ev sahipliği yapacak. Etkinlik kapsamında doğanın edebiyata, sanata ve insana yönelik etkileri birbirinden farklı yaklaşımlarla ele alınacak. Tüm bunların yanı sıra Bodrum Belediyesi okumayı teşvik eden kampanyalarla birlikte Herodot Kültür Merkezi'ne ücretsiz ulaşım imkanı da sağlayacak. Dolu dolu geçecek ve 8 gün sürecek Bodrum Kitap Günleri'nin programına ve detaylı bilgilerine Bodrum Belediyesi'nin sitesinde yer alan etkinlikler sayfasından ve aynı zamanda sosyal medya hesaplarımızdan da ulaşabileceksiniz. Evet kıymetli konuklarımız, açılış konuşmalarını yapmak üzere çok kıymetli iki konuğumuzu davet etmek istiyorum. Bodrum Belediyesi Başkan Vekilimiz Sayın Emel Çakaloğlu ve buyurun efendim ve Sayın Latife Tekin. Değerli basın mensupları, belediyemiz tarafından Gümüşlük Akademisi Vakfı işbirliğiyle doğayı okumak temasıyla düzenlenen Bodrum Kitap Günleri basın toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Bodrum Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras, şehir dışı programı sebebiyle aramıza katılamadı. Sizlere saygı ve selamlarını iletti. Bir toplum kültürle, sanatla ve edebiyatla şekillenir. Bodrum Belediyesi olarak bizler de bu değerli etkinliklerle kentimize var olan kültürel potansiyel katkı sunmak amacıyla bu programı düzenledik. Değerli basın mensupları, 27 Ocak 3 Şubat tarihleri arasında Herodot Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek olan etkinlikte kitapseverler, Türkiye'nin dört bir yanından gelen yayıncı, yazar ve şairi Bodrum'da buluşturuyoruz. Yaklaşık 40 yayın evi ve yazarın katılımıyla gerçekleşecek olan programda doğanın edebiyata, sanata ve insana yönelik etkilerini tartışacağız. Aynı zamanda birbirinden değerli yazarlarımızla tanışma fırsatı elde edeceğiz. Sayın katılımcılar, öncelikle bizlerle işbirliği yaparak bu etkinliğin oluşmasına katkı sunan Gümüşlük Akademisi Vakfı'na, Bodrum Kitap Günleri'nin hazırlanmasında emeği geçenlere ve katılımlarıyla bizleri onurlandıran kıymetli yazarlarımıza, yayın evlerine teşekkür ederim. Kıymetli kent yaşayanları, gençlerimizi, çocuklarımızı, tüm kitap severlerimizi etkinliğimize davet ediyoruz. Sevgi ve saygılarımla teşekkür ederim. Latife Hocam, daha ayrıntılı bir şekilde bizlerle beraber bu güzel etkinlikte çok emeği geçti. Kendisine şimdiden teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Merhaba. Biz de Ahmet Başkan'ın davetiyle Gümüşlük Akademisi olarak kolları sıvadık. Doğrusu Bodrum Kitap Günleri için gecikti diye de düşünüyoruz. Bu önümüzdeki hafta ilki gerçekleşecek ve tabii devam etmesini diliyoruz. Her yıl Bodrumlularla yazarları, yayın evlerini burada buluşturabilsin belediye istiyoruz. Ülkenin pek çok yerinde, yani en ücra köşelerinde, kasabalarda bile artık kitap günleri düzenliyor belediyeler. Böyle söylüyorum, ben bu iş belediyelere kaldı. Hakkıyla yerine getirmek gerekiyor bu görevi. Evet, hep birlikte kolları sıvadık. Aslında akademideki gençler, kültür
Tıraşya'daki arkadaşlar, onların çok daha fazla emeği var bu süreçte. Onlara da teşekkür etmek istiyorum. İlk başta çok hem heyecanlandık hem biraz korktuk da doğrusu. Çünkü Bodrum'a yakışır bir kitap günleri organize etmek bayağı bir emek çaba gerektiriyor. Tabii Bodrum bir yandan çok çekici bir bölge, bir yer. Edebiyatçıların da gelmek istedikleri bir yer. Hakkıyla seçim yapabilmek, o davetleri organize edebilmek. Hem Bodrum'da yaşayan yazarları hem Bodrum'a gidip gelen edebiyatçıları atlamadan bir denge içinde bu şeyi oluşturabilmek. Yayın evi, yani işin tabii öbür teknik kısmıyla daha çok belediyedeki arkadaşlarımız ilgilendiler ama yani doğrusu zorlu bir süreçti. Çok hassasiyet gerektiren bir süreçti. Bir de tabii temayı belirlerken epeyce düşündük. Hemen aklımıza tabii ki doğa geldi. Bodrum kendine has doğasıyla da çekici bir beldemiz. O yüzden doğayı korumak, doğayı okumak üstünden doğaya dair de bir duyarlılık oluşturalım istediğimiz için temayı da aslında paslaşarak belirledik. Yüzlerce mesaj yazdık birbirimize bu ekipteki arkadaşlar. En küçücük bir şeyi, ayrıntıyı atlamamaya çalıştık. Umarım gelenler, katılımcılar, Bodrum'da yaşayanlar çok mutlu olurlar. Güzel bir hafta geçiririz diye düşünüyorum. Evet, belki basındaki arkadaşlar sorular sorabilirler. Ve böylece biraz daha konuşabiliriz. Basında da tabii bu konuda çok büyük destek gerekiyor bizlere. Ne kadar çok tanıtım yaparsak, ne kadar çok paylaşım yaparsak kitap günlerini. Hele çocuklarımızın şu an 15 tatil durumu var. Ocak'ta yapılan tatil. Bu tatili değerlendirmek amaçlı da davetlerimizi gerçekleştirirsek amacımıza ulaşmış oluruz. Teşekkür ediyoruz bu konuda. Sorularınız varsa da soru hocam. Sormak isterim. Tabii mürekkep kokulu kitaplar hepimiz için bizi kuşak. Mürekkep kokulu kitaplar bizim kuşak için çok önemli. Ancak gençler, hani X, Y, Z ve vesaire W diye devam eden gençler kitap yerine artık sosyal medyayı ve dijital dünyayı kullanıyor. Eski bir kitap evi ve batan bir kitap evi sahibi olarak gelecek kuşaklara kitap konusunda nasıl bir gelecek bizi bekliyor, kitap konusu nasıl bir gelecek bekliyor. Bu kitap günleri tabii ki çok çok önemli ama bir yandan da bu kitap günleri hep böyle kitap evlerini batırmak yolunda da bir etkisi oluyor. O denge nasıl sağlanmalı? Neler söylüyorsunuz? Evet, bunu tabii aslında en iyi kitapçılar cevaplayabilir herhalde. Bağımsız Kitapçılar bir dernek kurdular. Ve o derneğin başkanı olan arkadaşımız da bu kitap günlerine davetli. Kendisiyle ilgili bir belgesel yapıldı, İsmail Gün. İsmail de gelecek. Yani tabii ki kitap evlerinin yaşaması ve ayakta kalabilmesi çok önemli. Ama bir yandan da kitap fiyatları o kadar yükseldi ki sektör de çok zor durumda. Kitap fiyatları yükseldiği için tabii ki internet üzerinden satışlar arttı, indirimli alabiliyor insanlar kitapları. Burada tabii hem yayıncılık sektörüne çok iş düşüyor, hem de işte belediyelerin bu kitap günlerini organize etmeleri çok önemli. Biliyorsunuz TÜYAP gibi büyük kurumlar bu kitap günlerini organize ediyorlardı ama artık yayın evleri için de, sadece kitapçılar değil, yayın evleri için de ödenemez şeyler, ücretler çıkıyor. Artık TÜYAP'a birçok yayın evi, özellikle küçük yayın evleri katılamaz oldular. Belediyelerin işte yani o bu kitap günleri organize etmesi bu açıdan da önemli. Yayın evlerine de, küçük yayın evlerine de imkan açmak. Belki bölgedeki kitapçılarla o kitap belki şeyler düzenlemek. Doğrusu biz düşündük, ben çok düşündüm. Birkaç tane kitap evi kaldı neredeyse Bodrum'da. Daha çok bir tane. Neresi? İle kaldı başka. Tamam. İstiklal bile kapandı. Evet, evet. Bu tabii çok üzücü, üzülüyoruz. O küçük kitap evlerinin çok başka bir duygusu var.
aslında hepimizin anıları var bu küçük kitap evleriyle ilgili ama yani bir değişimin, bir fırtına gibi esen bir değişimin de önüne geçilemiyor ne yazık ki. Tabii belediyeler ne yapabilir? Bu tamamen başka türlü tartışmamız gereken bir şey ama işte kitapçılar, bağımsız kitapçılar, dernekler kurarak Tarsus'ta İsmail Kün'ün yaptığı şey, Tarsus'ta bir kitap evi, antik saha. O nedenle biz onları da desteklemek için de davet ettik. Sürekli etkinlikler düzenleyerek, yani neredeyse bir belediye kültür merkezi gibi çalışarak orada kendilerini var ettiler ve bağımsız kitapçılarla birlikte dayanışma içinde ayakta kaldılar. Tabi süreç içinde ne olur yine de bilemiyorum. Ama değişimin önüne geçmek çok kolay değil. Gençler kitap okumuyor diyorlar ama ben Anadolu'da pek çok liseye de gidiyorum. Gençlerle konuşuyorum. Kitap okuyan gençler var her zaman ve olacak diye düşünüyorum. Umarım tek kitap evini, evet belediyeyle belki burada basında destek verirse o tek kitap evine ziyaretler düzenleyebiliriz. Çok iyi olur. Bu kitap günleri için de arkadaşlarımız da not alırlar ve böyle bir şeyi organize edebilirsek biz yazarlar olarak o kitap evine ziyarete gidebiliriz. Çok biz de mutlu oluruz. Hem de duyurmuş oluruz. Yani orada bir kitap evi var. Teşvik ederiz. Yani o kitap evinin yaşaması için. Çok teşekkür ederim. Latife Hanım bir de işin güzel yanlarından biri bu organizasyonda yerel yazarlara bolca yer verdiniz. Evet. Yani daha çok aslında vermek istiyoruz. Bodrumlu. Kitapları olan şimdi de görüyorum. Arkadaşlarım, dostlarım var. Ama tabii bir sınırı vardı. Yerel yazarlar da olsun istedik. Çünkü çok sayıda edebiyatçı, yazar yaşıyor Bodrum'da. Yede yazıyor. Gençler de var. Yani unuttuklarımız, atladıklarımız olabilir. Çünkü birebir temas etmiyorsak bazen de habersiz kalabiliyoruz. Biliyorsunuz biz orada Gümüşlük'te bir bahçenin içindeyiz. Ve bu kitap günleri vesilesiyle biraz Bodrum'a ayak bastık. Yani yaz aylarında, belli mevsim, sezon dönemlerinde işte çok zor oluyor Bodrum'a gelmekte. Giderek geçmişte çok daha sık temas ederken giderek orada biraz bahçeyi kapandık açıkçası. O nedenle bizim için de mutluluk verici bu kitap günleriyle Bodrum'a kavuşmak, tekrar Bodrum'a gelmek. Bizi de mutlu etti. Evet, yani şu anda da aslında o stand açık. Buradan da duyurmuş olalım. Katılmak ve onun bir parçası olmak isteyen bütün arkadaşlar, dostlarımız, yazarlar, kitapları olan ve orada bulunmak isteyen Bodrumlular o standa gelebilirler, davetlidirler. Evet, evet. Onu da buradan duyurmuş olalım. Evet. Temamız gereği doğayı okumak. Bunun için de Bodrum Belediye Başkanlığımızın bünyesinde bulunan müdürlüklerimizle çok güzel standlar yaptık. Park bahçeler, iklim değişikliği müdürlüğümüz, kültür AŞ'miz gerçekten sürpriz standlarımız var. Bekliyoruz herkesi. Katkılarınız için şimdiden çok teşekkür ediyoruz. Tüm halkımız davetlidir. Yani edebiyatçılardan farklı öneriler de geldi. Yani böyle biz beklemeyelim orada kitap evinde, otobüsleri atlayalım, gidelim semtlerde, insanlarla buluşalım. Yani aslında bu ilke ne kadar hani birbirimize kavuşabilirsek, ne kadar buluşabilirsek elimizden geleni yapacağız ama bu ilkenin başarısı ve iyi bir duyguyla belki tamamlamamız kitap günlerini gerçekleştirmemiz gelecek diye yapacağımız kitap günleri içinde bize evet bir de deneyimlemiş olacağız. Yani. Bir de bize yol açacak diye düşünüyorum. Sürdürülebilir gerçekleştireceğiz zaten. Seneye bir daha olacak. Öbür sene de inşallah büyüyerek bu kitap günlerimizi dediğimiz gibi eksiğimizi kapatacağız. Geçmişten hatırlarsınız. Yani kitap sergileri açılırdı. Ben çok genç bir yazarken imza gününe gelmiştim. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Burada Barlar Sokağı'nda. Okulun bahçesinde. Okulun bahçesinde, evet. Ah, bir şey olmadı. Biz o zaman böyle genç yazarlar olarak imza gününe geldik. Çok heyecan vericiydi. Sonra yavaş yavaş, evet, yavaş yavaş olmamaya başladı. Oysa
hatırlıyorum bayağı bir kalabalık gelirdi o kitap günleri, neşeli geçerdi. Sonra sahnelerde küçük kitap sergileri açılmaya başlandı ama onlar da yok oldu. Yani Bodrum'da epeyce kitap okuyan insan var. Yani eğitim seviyesi oldukça yüksek ya da hani okuyamaz diyelim dedim ki gençler için de imkanlar yaratılabilir. Yani belki liseler, öğrencilerle ve okullarla birlikleriyle de ortak çalışmalar yapılabilir. Daha sonraki zaman için. Tamam. Vesile olmuş oluruz. Latife Hanım, katılımcılardan birkaçının ismini sizden duysak. Evet, pek çok ve hepsi kıymetli. Tabii. Yani tek hani hepsinin doğru adını almak isterim. İlk gün Şükrer Baş bizimle olacak. Şükrü Antalya'dan gelecek. Çok sevilen bir şairimiz. Sonra ona Akif Kurtuluş eşlik edecek. Ayşe Kurin gelecek. Buket Uzunay gelecek. Mine Söğüt burada zaten. Nazlı Eray ile Mine Söğüt bir söyleşi yapacak. Nazlı Eray'ın geliyor olması da benim için çok heyecan verici. Geçtiğimiz yıllarda TÜYAP'ta onur konuydu Nazlı Eray. Nazlı Eray çok artık zamanın büyük bir bölümü Bodrum'da geçiriyor. Bizden bir önceki kuşaktan hem Ayşe Kuyun hem Nazlı Eray hepimizi etkilemiş edebiyatçılar. Evet, şimdi unutun. İsmail Gezgin, Deniz Gezgin gelecek. Deniz Gündoğan İbiş'in gelecek. Lehter Kopan gelecek. Onunla bir söyleşi yapacağız. Evet, Pelin Batur gelecek. Yani aslında katılımcıların... Evet, sizde olması lazım. İzmir'den, yakın çevreden biraz tabii Bodrum'la teması olmasını gözettik. Burada öncelikli olarak burada yaşayan, buraya... daha çok sık gidip gelen edebiyatçıları düşündük. Yakın çevreyi düşündük. Yani Muğla bölgesine. İzmir'den gelecek arkadaşlarımız var. Polat Özdoğlu gelecek. Biraz böyle kuşakları gözettik. Çünkü herkesi çağırma imkanımız yok. Çok istedik. Yani uzak bölgelerde de yaşayan çok kıymetli yazarlarımız var ama biraz da bu böyle seçtik. İlkinde böyle oldu. Tabii gelmesi doğru, bu bir ilk. İstediğimiz doğru de gelemeyen edebiyatçılarımız oldu. Zülfü Livaneli gelecekti mesela. Zülfü de artık Bodrum'da biliyorsunuz. Ama Almanya'da bir kitabından yapılan oyun sergileneceği için oyun nedeniyle Almanya'da olacak. Seneye artık diyelim. Zaten biliyorsunuz Akdeniz Edebiyat Günleri düzenleniyor. Yani orada da edebiyatçılar da okurlar, ilgilenen insanlar buluşabiliyorlar. Başka atladı, siz de söyleyebilirsiniz. Buket. Ha, Buket'i söyledim. Buket. Zeynep Oral var. Benim biraz önce listede evet, gördüm. Zeynep Oral var. Hepsiyle yani hepsi benim gençliğimden beri dostlarım, arkadaşlarım. Yani tek tek hepsini konuşarak davet ettik. Tabii ki Bodrum'un cazibesine kapılıp çok gelmek isteyen yine çok arkadaşımız var. Artık ne diyelim? Seneye diyelim. Buna devam, yani kitap günleri devam edecek. Tabii ki. O nedenle önceliğimiz bu bir haftayı mutlu, mesut geçirmek ve keyifli biçimde sona erdirmek. Peki, teşekkürler. Teşekkür ederim. Evet, sorumuz var mı acaba sevgili basın mensupları? Buyurun. Bodrum Kitap Günleri, Bodrum Kitap Günleri, Bodrum'un kültür yaşamına çok önemli bir katkı koyacak. Başlaması çok önemli ama bunu sürdürülebilir hale getirebilmek bence çok daha önemli. Bu anlamda emeği geçen herkese ben bu etkinliğe katılacak biri olarak da çok teşekkür ediyorum. Umarız her geçen yıl, her önümüzdeki her yıl daha da zenginleşerek, daha da içeriği büyüyerek devam edecek bir etkinlik olur. Benim bir hatırlatmam olacak. Gümüşlük Akademisi yıllardır bu alanda gerçekten
Bodrum'un kültür yaşamına çok önemli katkılar vermiş bir kuruluş. Ancak bu yeterli olmuyor. Biz Bodrum'da az çok eli kalem tutan insanlar birbirlerini ancak bu tür etkinlikler olduğu zaman belki görebilme şansına sahip oluyoruz. Yani oysa bunların daha çok birbirinden etkileşebilmesi, beslenebilmesi ve katkı koyabilmesi adına ortak kullanabilecekleri bir mekanın, bir ortamın yaratılması gerekir diye düşünüyorum. Yıllardır da hep bunu öneriyoruz. Bodrum'un mutlak surette bir kültür merkezine ihtiyacı var. Yazın insanların, bilim insanlarının ya da işte entelektüel birikim olan bütün insanların zaman zaman bir araya geldiği, fikirlerini paylaştığı, yeni projeler üzerine konuştukları, tartıştıkları ve Bodrum'un gerçekten kültür sanat yaşamına katkı koyabilme imkanını bulabilecekleri bir ortamın hazırlanması gerekir diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Çok haklısın yani. Bu konudaki eksiğimizi hep biliyoruz zaten. Bununla ilgili de çalışmalar yapıyoruz ama maalesef ki bazı şeylere takılıyoruz. Ama gerçekten böyle bir sistemin geliştirmesi açısından çok acil bizim bir kültür merkezine ihtiyacımız var. Her türlü eksiğimizi gidermek açısından. Çünkü burada kültür ve sanatla buluşan o kadar çok insanlarımız var ki yeterli olamıyoruz salon konusunda. O imkanları tam anlamıyla onlara sunamıyoruz. Bu da bizim eksiğimiz olsun. Tamamlamak için elimizden geleni yapacağız. Evet, kültür merkezi dışında bence edebiyatçıların gelip dünyadan da sadece Bodrum'dan değil, edebiyatçıların gelip çalışabilecekleri edebiyat yazar evleri yapabiliriz. Bodrum'da var bu imkan aslında. Niye şimdiye kadar yapamadık? Belki de böyle bir araya gelerek. Belki de kitap fuarı böyle bir vesile olacak. Evet. Katkılarınızı gerçekten bekliyoruz. Basının gücünü biliyoruz. Arkamızda hissetmek istiyoruz her zaman. Kitap günlerimize sizlerin de paylaşımıyla katılımcıların çok olması herkes açısından çok önemli. Bu konuda desteklerinizi bekliyoruz. Sanıyorum sorularımızın sonuna geldik. Bodrum Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Emel Çakaloğlu ve onur konuğumuz Sayın Latife Tekin'e çok çok teşekkür ediyoruz. Dileriz Bodrum Kitap Günleri edebiyat adına, sanat adına, kültür adına pek çok güzelliğe de vesile olacak. Açılışımız 27 Ocak günü saat 12'de Herodot Kültür Merkezi'nde olacak. Hepinizi bekliyoruz, desteklerinizi bekliyoruz ve bugün gelip katıldığınız için de sizlere çok çok teşekkür ediyoruz ve güzel bir gün diliyoruz. Kitapla, edebiyatla, sanatla dolu bir gün diliyoruz. Ve sevgili dolayımdan takipçilerimiz, Bodrum'un en güzel organizasyonlarından biri bu. Geldiğiniz ve dinlediğiniz için evet, katkılarınızı bekliyoruz, desteğiniz bizim için çok önemli. Evet, canlı yayını sona erdiriyoruz.